Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Tekrar yeni bir Sarı Kız programında sizlerle birlikteyiz. Bu sefer çok farklı bir konuda sizin karşınızdayım. Sektörümüzün içerisinde sürekli konuştuğumuz doktoru, mühendisi kim varsa bu sektörün içerisinde geldiğini söylüyoruz ve neden tercih edildiğini konuşuyoruz. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisini sizinle tanıştıracağım. Hoş geldiniz Güven Bey. Sizi tanıyalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar, hoş bulduk. Ben Güven Aktaş. İzmir'de bir çiftliğim var. Bu işe yaklaşık 10 yıl kadar önce başladım. Profesyonel olarak yabancı sermayeli firmalarda üst düzey yönetici olarak görev yaptıktan sonra emeklilik hayatımı böyle bir işle sürdürmeyi tercih ettim. Ve 10 yıl kadar önce bu işe böyle girdik. O yıllarda Bandırma'daydım. Orası tavukçuluğun oldukça önemli bir merkezi. Yakınlarda oldukça büyük o zamanki süt sanayinin lideri olan bir kuruluşun da etkisiyle hayvancılığın Kemalpaşa'ya yakınlığı dolayısıyla ağırlıklı olduğu bir yerdir. Dolayısıyla her gelen o civara her temas eden profesyonelin, kişinin şehirden kaçıp köy hayatına ya da kırsaldaki hayata biraz hayali oluyordu. Bizi de bu hayalle beraber böyle bir düşünce geliştirdik. Bir takım denemelerden sonra tabii bu olur mu olmaz mı fizibilite denemeleri benim için yapılan araştırmalar neticesinde bir öğrenme süreciydi açıkçası. Çanakkale'de 2010 yılında tam da sıfır faizin ilan edilmesinden 3-4 ay önce ben bu sektöre giriş yaptım. Ya emeklilik hayaliyle birlikte düşündüğünüz sektöre 2010 yılında. 2010 yılında. Ama bir belirtim sıfır faizden şeydim. Çünkü bu bazı spekülasyonlara neden oluyor diyeyim. Ben bir şey beklemeden kendi çapımda ufak, sürdürülebilir elbet. Kâr edersek iyi olur. Ama çok da öyle kâr edelim, paraları şöyle yapalım falan gibi. Zaten öyle bir kârın olmadığını bu sektördeki herkes bilir. Böyle bir beklenti de yoktu. Böyle bir beklentinin gerçekleşmeyeceğini bilecek kadar da bu sektörde tecrübe kazandık. Böylece bir Çanakkale'de İstanbul'a en yakın bölge olarak en bakir olan bölgede hatta yarı itibariyle Ezine'de Peynir peynir memleketinde. memleketinde bir kilo süt üretilip 7 kilo süt işlenen bir yerde hayvancılığa başladık. Ve bununla ilintili tarım faaliyetlerimize başladık. Ve yaklaşık 2-2,5 yıl sonra kendimizi İzmir civarına daha oturuşmuş bir bölge olduğuna inandığım ve onu da gördüğüm bir yere Torbalı'ya naklettik. Şimdi İşin özü bir kısası şey bu. sormak istiyorum açıkçası. Yani hemen hızlı gidiyoruz konularımızda ama şunu mutlaka anlatacaklarınız bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Rica Bunun ederim hocam. kesinlikle sizi dinlemekten müthiş keyif aldığımı söyleyebilirim. Sağ olun, sağ Şimdi Çanakkale bölgesine geldiğiniz zaman yani kendinize ilk önce bu işi seçtiğinizde bölgeleri analiz ettiniz. Evet. Ve Çanakkale'de dediğiniz gibi sütün bir kilosunda peynirin en yani en güzel şekilde üretildiği bölgede sütçülüğü başladınız mı? Başladım. Yani bir fil çiftliğinizi oraya kurdunuz. Kurdum. Tabii bu bir öğrenme süreciydi. 8 tane hayvanla başladım. Bu 8 hayvanla uğraşırken gelişmeler oldu, takip ettim. Çünkü 8 hayvanla başladım. Çünkü sıfır faiz gündeme girince benim fizibilite hesaplamalarım tutmadı. 4-4,5'tan inek hesaplarken sıfır faizle beraber inekler 7-7,5'a çıkınca Evet, hani o anca ben cazip. frene bastım. Zaten öğrenme süreciydi o. Ve bu arada tabii hayatı değiştiriyoruz ama ben başka şeyler de yaptım bu değişikliğe paralel olsun diye. Çanakkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekniği 2 bölümünü kazandım. Üniversite Yani sınavıyla. hem işletmeniz devam Yo ederken ederken bunun daha derinden işlemeye evet. çalıştınız, Bunu evet. profesyonel daha iyi yapabilmek, daha bilgili yapabilmek amacıyla.
bu fakülteye kaydoldum. Yani bir başlangıçtı 8 inek. Öğrendik. Bir takım hatalarımız oldu, artılarımız oldu vesaire. Ve çiftliği büyüttük. 30 hayvana geldik. Ziraatini yaptık. 200 dönüme kadar mısır silecektim. Yoncam vardı. İlk yonca tarlasıyla başladım zaten yatırımıma. Ama ben yatırımıma başlayıp arazileri alıp da hayvan alımına geçmek aşamasındayken 0 faiz gelince hesaplar karıştı. O yüzden rüya mı başladı diyeceğiz, kabus mu başladı? Yani öyle bir şey oldu. Fakat Cebeli Tarık gibi biraz gemileri yaktık. Geri dönmedik. Dik o aşamada. Dönme opsiyonumuz vardı o zamanlarda. Dönmedik, devam ettim. Zevk aldım. Yeni şeyler öğrendim. Bu yatırımı 30 başa çıkardım daha sonra. Ve buradan yola çıkarak devam edip mısır silajındaki avantajlar ve benzeri nedenlerle bu bölgeye, İzmir bölgesini daha avantajlı buldum. Böyle bu tarafa doğru geldim. Ve daha sonra da böyle devam ettik, bugünlere geldik. Peki Çanakkale'den buraya geçişinizi esas temellerinde yatan neydi? Neden İzmir bölgesini tercih ettiniz? Sonuçta sütün çok yakın, İstanbul'a yakın olmasından kaynaklanan bir koşul gereği oradaki tüketim talebinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Doğru. Orası doğru. Pazara yakınlık sütün fiyatını arttıran bir unsur. Bir talep var, çok doğru. Fakat diğer bir taraftan yatırım miktarı da çok yüksek olunca, yani inek sayısı ve yatırımcı miktarını bu sıfır faizle kontrolsüz bir şekilde büyüttülükleri için diyeyim, büyüten de belli. Cazip kılmak adına verilen sıfır faiz krediler. Evet, yani bunlar böyle çok cazip geliyor. Yatırımcılar büyütünce bu sefer karlılığı sağlayabilmek için maliyetlerinize dönmeniz gerekiyor. Yani sütün fiyatı belli, çok da öyle hızlı gitmiyor. Gitmesini de istemiyorlar. Anlaşılır nedenler bunlar ama yani yapılma şekline çok ciddi itirazlarım var. Bunlar olunca maliyetlerime dönmek istedim. Maliyetlerime döndüğümde en önemli maliyet kalemim yemdi tabii ki. Her çiftçinin, her hayvancının olduğu gibi. Kesif yem de burada bir avantaj söz konusu. Çünkü o bölgede bir yem fabrikası yoktu. O bölgelerde yok muydu gerçekten? Evet, Çanakkale ilinde o zaman Biga'yı hariç tutayım. Biga'yı hariç tutayım. Yem fabrikası yok. Dolayısıyla oradan bir yem şeyi vardı. Mesela kullandığım markalar hep İzmir bölgesinden giden, oradaki bayiden aldığım markalardı. Bu tabii nakliye olarak ve pazarlık gücü olarak beni etkileyen bir şeydi. Fakat aslında belirleyici unsur mısır silajının kendisiydi. Yonca'nın kendisiydi. Çanakkale bölgesi İzmir'e göre baştan ve sondan birer ay kısa tarım faaliyetinin sürdüğü bir bölge. Dolayısıyla bu Yonca'da biçim sayısı olarak etkiliyor. Mısır silajında da burada iki hasat alınabilirken orada tek hasatla. Değil mi? Mevsimsel kayışlar zaten orada bariz bir şekilde, bunu daha öncelerde de konuştuk, biliyorum, hatırlıyorum da. Hani bizim bölgemizde hakikaten iki ürün alabiliyoruz, evet. Biz. Yani bir değişik bölgelere göre en büyük, onların da en büyük sıkıntılarından birisi silajdı. Bizim için de her ne kadar biz kaba yem anlamında Ege bölgesinde bunu tedarikte hiç sıkıntı çekmesek bile bizim de en büyük sıkıntımız samandı. Yani hatta bugün gündemimi bile oluşturan yine benim samandı. Ama dediğim gibi silaj gibi bir çok güçlü kaba yemimiz, aynı derinin içinde protein de olan bir ürün olduğu için, enerjisi yüksek bir ürün olduğu için tercihinizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Ya bir örnek daha vereyim, yani altyapıyla ilintili bir şey. İzmir bölgesi altyapı olarak Türkiye'nin pek çok yerinden oldukça farklı, bunu kabul etmek lazım. Mesela mısır silajı için sulama yaparken Çanakkale'de mazot kullanmak durumundaydım tarlaya su aktarabilmek için. Fakat burada elektrik kullanıyorsunuz. Tabii ki elektrik daha avantajlı bir enerji kaynağı bu iş için. Evet. Yani gerçi şu andaki yapılan zamlara istinaden pek onu söyleyemeyecek buradaki çiftçi yani, arkadaşlarımız ama. Onda haklısınız ama o zaman için hesaplamayı yaptığımda bu bile sulama faali şeyinde. Şöyle anlatayım isterseniz.
geldiğimi ilk yıl özellikle takip ederek. Yok evet, aslında sizin, yani ben sözünüze çok karışmak istemiyorum. Siz tamamen bana neler yaşadığınızı, başınıza neler geldi ve nasıl duygular içerisine düştünüz böyle, onları hep duymak istiyorum. O yüzden ben hesaplamaları yaparak devam eden bir insan olmaya gayret ettim. Örnek olsun diye söylüyorum, ilk geldiğim sene burada mısır silajı aldım, örtünün altına koydum. Oradaki ekmiş olduğum mısır silajını tarlada sattım. Şöyle bir eşitlik çıktı. Orada sattığım dönüm başına mısır silajı tarlada sattım. Burada örtünün altına koyduğum mısır silajından daha iyi fiyata gittim. Orada sattınız. Orada sattım. Yani bu bir kar yaptım. Biçimi, nakliyesi, örtüsü, ezdirmesi, maliyetlerini düşündüğünüzde bunlar cebime kaldı. Böyle bir fiyat farkı oluştu. Bu önemliydi. Tabii, ama önemli. Sütün satışında da 3 kuruş, 5 kuruş her zaman bir fark var o bölgede. Onun da hakkını verelim oranın çiftçisine ve hayvancısına. Ama durum böyleydi. Benim için böyle olması daha iyi oldu. Böyle bir kendimizi bu bölgeye attık. Bu bölgeye atınca tabii biz bu işleri hep hesapla, kitapla ve maalesef ki, ve zaten başka türlü nasıl olacak onu da bilmiyorum ama krediyle yapıyoruz. Evet, genelde birçoğumuz kredilerden faydalanıp bu hayvancılık sektörüne girdik yani açıkçası. Çünkü zaten başka türlü olamaz. Kimse bunun bilincinde değil ya da ben öyle söylüyorum. Çünkü ben bunu söylüyorum ama başka kimseden duymadım. Yaptığımız işin özelliği şu. Yüksek maliyetli bir iş yapıyoruz. Daha doğrusu yüksek sermayeli, yüksek maliyetli, düşük karlı bir iş yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla bir çiftlik kurma aşamasında gereksiz sinimimiz olan sermayeyi bir araya getirebilmek ve getirip de bu sektöre koymak çok kolay bir iş değil. Hatta akıl kârı bir iş bile değil diyebilirim 10 yıllık bir tecrübeden sonra. Ama bunu buraya getirmesine vesile olan devletin bir desteği söz konusu, faiz üzerine ve bir takım programları var tabii. Tabii projeleri bunu, falan var. İPARK projeleri var. Yani desteklemeleri var. Bu konuda yani cazip kılmasının nedeni. Yani bu mali gücü birazcık indirgememizi kafamızda hep düşündürten meselesi aslında o. Fakat tabii bir yandan bir sektörü kurmak kolay bir iş değil. Tabii. Hele hele böyle yoğun sermaye gerektiren bir iş olduğunda. Bu aslında bakarsanız yaptığınız işi çok basit. İnsanlığın yerleşik düzene geçmeden de, geçtikten sonra da hala yapıp gelebildiği bilmem kaç yüzyıl öncesine dayanan bir ekonomik faaliyetten bahsediyoruz. Günümüz koşullarında da beslenmedeki, ondaki, bundaki takip koşullarına vesaire de gelişmeler de olsa yaptığımız iş aslında çok temel bir iş. Hı hı. Tarımla olan her iş zaten özünde böyle ama teknoloji devreye giriyor. Bunun artılarını üreticiler biz yaşamak istiyoruz ama bunları yaşamak için bizim buraya bir yatırım yapmamız lazım. Bu malzemeleri, bu ekipmanları, bu teknolojiyi almamız lazım. Bu teknolojiyi alıp çiftliğimizde uygulayıp verimimizi artırmamız lazım ve ürün fiyatımızı düşürmemiz lazım ki tüketiciler daha zengin bir tüketim tercih setine sahip olsunlar. Peynirlerini çeşitli yiyebilsinler ve süt içebilsinler çocuklarımız vesaire. Yani bunları bir arada düşündüğümüzde bu çok önemli, çok değerli bir sektör. Otomotiv sanayisi kadar olmasa bile arkasında ve önünde sektörler yaratabilen bir sektör. Örnek olsun diye söylüyorum, arkasında tarımı çeşitlendiren bir şey. Sadece yemeklik ya da pazarlık malzeme değil, yem bitkileri tarımını da destekleyen bir talep yaratıyoruz. Kesinlikle. Bu da çok önemli bir olanak bence. Çeşitli yerler. Çok ciddi bir piyasa oluşturuyor evet, kendi çapında. Tabii. Bunun da devlet tarafından desteklenmesi, yönlendirilmesi gerekiyor. Tabii burada devlette çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum ama söylenecek çok şey var.
yani. Evet, o mevzularda zerzenişlerimizi dile getiriyoruz ama dediğimiz gibi aslında biz üreticiler olarak bazı şeyleri anlatmamız gerekiyor. Nedir yani, siz bir üreticisiniz, ben bir yetiştiriciyim, üreticiyim, ondan sonra bunu işleyen kısım var. Bu sektörde herkesin bakın yem tedariğinden tutun üretim aşamasına kadar her birimizin bir sürü sıkıntısı var. Ve bu sektörün kollarında oluşan problemleri aksetmek zorundayız. Evet. Ve lütfen yani bundan ben çekinmiyorum. Yani siz de çekinmeyin. Bizim bulduğumuz hataları dile getirmezsek nasıl çözümler ulaştırabiliriz? Vallahi ben de çekinmiyorum ama bu kadar da söz söylemek hoş olmuyor. Yani bunu söylediğiniz zaman da adam doğru söylüyor ya, dan ziyade bir savunma refleksi gelişiyor galiba. Bunu ben zaman zaman duyduğum için de bunu biraz yani... Yok, ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Yani bu uslup şekli çok önemli. Yani bir yetiştirici, şimdi sizin gibi yani şimdi artık üretici kalitesi de değişti bakın. Çok doğru, çok doğru. Bu sıfır faizli. Gerçi ben hiç sıfır faizini görmedim kredi kullanmama rağmen ama gerekli temas noktalarında bulunamadım sanıyorum o dönemde. Ama bu devletin faizi subside eden, onu destekleyen, onun bir bölümünün yükünü finansmana aracılık eden kurumdan alan programı neticesinde buraya yatırımcı girmiş durumda. Bu yatırımcı, sizin de söylediğiniz gibi meslek adı vermeyelim deniyor ama işte... Ama hep konuştuğumuz bir şey yani. Gerçekten öyle karşılaştıkta. Onlar bunlar giriyor. Tabii hemen hemen herkesin hayatında bir kırsallık söz konusu. Ben mesela ortaokulda okurken ülke nüfusunun 1/3'ü köylerde yaşıyordu. Benim aile anılarım içerisinde amcamın üstünden yaylımdan dönen ailemizin ineğini amcamın üstünden eşikte atlayarak içeri girdiğinin anıları var. Yani hepimizin dayandığı belirli noktalar var. Hepimiz bu ülkede doğduk ve bu ülkede bir takım kökenlere sahibiz. Kimse kimseye demiyorsa gitme kardeşim İstanbul'a göçme demiyorsa ya sen de İstanbul'dan geri gelme diyemiyor. Dememeliyiz. Bunun artısıyla eksisiyle beraber bu süreci yönetmeliyiz. Sanıyorum buradaki sıkıntı aslında meslekle anılsa da bu köylerde kalan, bu işi yapan, daha küçük ölçekte yapan ve çok uzun yıllardır kar falan nedir bilmeyen ama ödemeleriyle bir döngüye kendini sokabilmiş insanların bu yeni gelenlerden rahatsız olmasının sebebi bence bunların sayısı olarak çokluğu. Yani katılımın çok fazla olması. Katılımın çok fazla. Bunun da nedeni gene döneceğim, bakanlık diyeceğim. Faizler çünkü, diyeceğiz. Yok, faizler de burada bakanlık şunu söylemiyor. Yani ben bu sene diyelim 1 milyon inek ahırlara sokmak istiyorum. 1 milyon ineklik kredi vereceğim diye bir şey yok. Cümleyi kurmuyor. Böyle bir sınır olmadığı için banka bu anlamda kim hayvancı onu belirleyen bir kurum haline gelmiş durumda. Kim hayvancı banka açısından kredi alma niteliğine sahip olan insan artık hayvancı, çiftlik sahibi oluyor. Evet, bu çok doğru. Yani bunun da hepimiz karşılaştık. Özellikle de ben kendi şahsım adıma bunu söylemek istiyorum. Orada karşılaştığım mevzuyu, sözünüzü kesiyorum, istemiyorum da ama gittiğim zaman bankadan böyle bir başvuruya bulunduğum zaman, ben de özel sektörden gelmeyeyim, ona bakarsanız ben de havacılık sektöründen geldim ama sizin gibi background'umuza yani geriye baktığımız zaman oradaki o şeyde ailenin kökeninin de var. Ben bu toprağın çocuğuyum. Ben bunların içerisinde büyüdüm. Sizin dediğiniz gibi siz nasıl o eşikten atlayan hayvanı unutmuyorsanız ben de dedemin hayvanlarını, o koyunlarını unutmuyorum. O kokuyu hiçbir zaman unutmadım. Ve böyle bir özlemle yanarken ne kadar şehir hayatında, ne kadar yurt dışında eğitim alsak da sonuçta döndüğümüz yer burasıydı. Ve ben bunu istiyordum. İsteyerek yapmak isteyen insanlardan birisi de bendim. Dediğiniz gibi ben gittim, müracaatımı yaptım ve karşılaştığım durumda bu hayvancılığa teşvik, tamam bir sınırlama getirilmesi gerekiyor, kabul ediyorum bunu ama bu sınırlamanın içerisinde şöyle bir şey de vardı. Bunu atlamamamız için anlatıyorum size. Gelen, kullanılacak olan veya bu işi yapmak isteyecek gerçek kişilerin bu kredilerden faydalandırılmayıp dediğiniz gibi koşulları ve imkanları ona uygun olan kişilere sunuldu. Evet. Şöyle diyebiliriz. Biraz bankacılık geçmişim de var tabii. Onu da söylemiş olayım.
Bir banka neye bakar? Bir krediyi verirken belirli şeylere bakar. İşte fiyatına bakar. Fiyatı bakanlık ben karşılıyorum, merak etme demiş. Fon da bulunmuş. Bu durumda bankanın bakacağı en önemli unsur onun teminatı. Eğer birilerinin ipotek olarak verebileceği teminat varsa banka ona bakıyor. Bu aşamada o insanın bu işi yapıp yapmadığı o derece önemli olmuyor. Bu konuda bilgisi olup olmadığı o derece önemli olmuyor. Dolayısıyla buradaki bilginin de çok hızlı değiştiğini, her alanda olan bilginin olduğu gibi çok hızlı bir şekilde dönüştüğü bir dönemde yaşıyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim. Mesleğin profesyonelleri olan veterinerlerin bile olanakları son derece değişti. Buna adapte olabilenler var, olamayanlar var. Kendileri kusura bakmasınlar ama ne demek istediklerimi gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla bir ultrason cihazı kullanımı durumu var. Bunu yapan veterinerlerimiz var. Yapmamayı tercih edenler de var, yapamayanlar da var. Artık oradaki şeyi onlar kendilerine göre ayarlasınlar. Maşallah. Evet, ya. Maşallah. O da sahneyi çalıyor benden. Estağfurullah. Yani sizin sesini duydukça sizi tabii orada bir rekabete girdik. Nurcan Hanım'ın boğasıyla. Yok ya, çok güzel. Çok çok böyle yani. O da programımıza katıldı. Sanırım arkadaşlar onu da gösterecekler. Son derece güzel bir erkek diyeyim. Şimdi dolayısıyla bu hızlı dönüşümü yönetmek lazım. Bakanlığın bu hızlı dönüşümü, kendisinin başlattığı bu hızlı dönüşümü ne derece yönetebildiği konusunda düşünmek lazım. Onların öncelikle düşünmesi lazım. Şöyle bir perspektif koymaya çalışayım. Ben bu sektöre ilk girmeyi düşündüğümde bir çiftlik alayım. Bir kırsalda bir hayatım olsun, bir kangalım olsun. Yeter artık İstanbul'un durumu. Zaten bir takım şeyler sıkmaya başlamış falan beni. Öyle bir durumdayız. Biraz sorup soruşturunca bu işin... Sakinliği arıyorum. Ama bu işin öyle basit bir şey olmadığını anlıyorsunuz. O arkasında bir sürü detay var. Bu detayları yönetebilmek ciddi bir iş. 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan kuraklıkla beraber yem fiyatları çok ciddi bir şekilde arttı. Tabii bu dönemde her maliyetine zam gelen işletmenin yapması gerektiği gibi süt üreticileri sütlerinin fiyatlarını arttırmak istedi. Ama bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyince o dönemde bir krize girdi bu sektör. Bu krizi yeniden yapılandırma yöntemini ve çok doğru olarak ithal kapısını açarak, ülkedeki hayvan varlığını arttırarak, buradaki sanayiyi canlandırarak bu devlet gerçekleştirdi. O zamanki borçlanma olanakları hem iç hem dış piyasada uygun olmasıyla bunlar mümkün oldu. Ama acı bir tarafı var tabii ki. Bu acı tarafta küçük üreticinin artmayan süt fiyatıyla beraber kestiği hayvan neticesinde süt ve ette bir kriz yaşandı. 2007 yıllarındaki bilmem hatırlar mı? O zaman sektörün içine girmemiştim. Ben hatırlar mıyız? Ben tüketici olarak hatırlıyorum. 7-8 liraya kıyma bulabiliyordunuz. Ama tabii bunun böylesine güzel bir şeyi çok heyecanlı bir şekilde tüketiciler tükettikleri yerde yaşarken üreticilerin kırsalda ineklerini, hatta hamile ineklerini kesmeleri söz konusuydu. Bugün de buna benzer bir süreç yaşandı ve yaşanmakta. O günlerde yaklaşık olarak 1-1,5 milyon ineğin kesildiğini ve bu ineğin kesilmesi neticesinde de küçük üreticinin süt üretiminden tasfiye olması gibi bir durum yaşandı. Buna sektörün içinde olanlar biliyorlar. Bakanlıktaki arkadaşların da bunları bildiklerine eminim. Tabii onları eleştirin. Bu bildiklerinin gereğini ne kadarına kadar yaptıkları konusunda.
Evet. Ya tabii ki bunları yaşadığımız için bu hatırlatmaları veya bu detayların unutulmuş olması söz konusu olamaz. Yani o yüzden de biz bunları dile getirmemiz gerekiyor. Evet. Sizin başladığınız dönemde böyle bir krizle karşı karşıya gelindi. Ve ben de bunu çok iyi hatırlıyorum. O ithalat döneminde zaten benim bu sektöre başlayışım 2011 yılında oldu. Aynı kriz de söz konusuydu o zamanlar. Evet. Hani sanki bize tarih böyle şeyi hatırlatıyor. İki yılda biri hatırlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani insanlardaki bir yatırım başlıyor. Onun ne olduğunu anlayamadan tekrar bir krizle karşı karşıya geliyorsunuz yani. Evet. Yani sizin... Doktor, burada unutulmaması gereken bir şey. Zaten çok güzel bir şekilde düşündüklerini düşünüyorum. Yani haklarını bu anlamda bakanlığın verelim. Yani 7 yıl gibi bir kredi organize etmek. Evet, buna yani, buna güzel bir kredi evet. sistemi aslında o 7 yılı düşünüyorum. 7 yıl evet. Bu çok kredi sistemi. Ha ama şimdi bu tip yatırımlara öncülük edecekseniz bunu İngilizce tabirle söyleyeceğim. Şimdi kuracaksanız, kurulumunu yapacaksınız, setup diyecektim. Kurulumunu yapacaksanız vadesinden de farkında olmanız lazım. Siz 7 yıllık bir krediyi verip bu 7 yıllık kredinin sonuçlarının olumsuz olduğunu gördüğünüzde pardon bir şeyler yanlış gitti, ben bir şeyleri hesaplarken hata yaptım deyip bu nerelerde hata yaptığımı aramanız gerekirdi. Oysa yapılan yöntem şu oldu: bir 7 yıllık kredi grubu daha verelim diye. Bu yaşanma biçimiyle söyleyeyim. Kredi veren bankanın faaliyet raporlarına göz attığınızda görürsünüz. 2010 yılının 2 Ağustos'u yanlış hatırlamıyorum Hüsam, Bakanlar Kurulu kararıyla verilen sıfır faizli krediler daha sonra 2010-11 yılında devam etti. 12'de de bir miktar verildi. 13-14'te neredeyse kredi verilmedi. Evet. Ben de aynı dönemlerde frene basınca, çünkü 2011'de herkes getirmeye başlayınca bir dakika, yani bir yavaş olalım, ne oluyoruz dediğim dönemde. Evet, sizi girdiniz. Ben o sırada 8'in ekleydim. 30'a çıktım ama yani daha büyümedim ondan sonra. Ben durdum. Anlaşıldı mevzu. İşte serbest piyasa diye açıklamayı tercih edenler vardır. Ben kötü yönetilmiş bir yatırım sürecini tercih ediyorum. Dökülenler döküldü. Ben 2013-2014 yılında kredi aradığımda kapı duvardı. Bankada. İpotekler verilmiş, teminatlar hazır. Fakat banka... 30 hayvandan sonra tekrar yeni bir girişim için. Çok uzun süre onu şey yapamadım, alamadım. Çünkü devlet demiş ki ben vermiyorum. Artık bu dönemde vermiyoruz. Çok da kötü yönettikleri bir süreç var. Merak eden ilgili banka yetkilisini anlatırım. Anı olarak kalsın. Çünkü gerçekten orada da bir şeyler yapmak isteyen insanlar var ama döneme gelince de böyle hoş olmayan, nahoş mevzulara da girebiliyorsunuz. Ama netice olarak söyleyeyim, ben oradaki kendi öz kaynağımla başladığım 30 ineklik maceramı bir üst kademeye taşıdığımda teminatım da müsait olmasına rağmen kullanamadım. O dönem çok da müsaitti. 7 liraya satılmış inekler tekrardan 4000 liralara düştü. Tam sektöre girilecek zaman diye bakıp kredi aradığımda yok, bizim için öyle değil dedi finansçı kuruluş. Biz dolayısıyla geciktik. Sonraki kredi verme döneminde tekrardan büyütme şansımız oldu. O zaman kullanmış olduk ondan 5 yıl önce verdiğimiz ipoteklerin kredisini. Öyle bir şey. Evet, öyle bir şeyimiz var, durumumuz var. Tabii bunlar... Bunlar hep finansal yönlerde. Tabii. Sizin başınıza gelen, yani bir işletmeden gelir elde edebilmek için yaptığınız filizibilitelerin sonucunda şimdi 30 hayvanda ve 5 yıl önceki kredileri düşünerek geldiniz, tekrar büyütmek istiyorsunuz ve bunun için geçmiş dönemde o 30 hayvandan elde ettiğiniz bir karlılık söz konusu mu? Değil. Ama bilgi söz konusu. Bilgi. Bakın çok önemli bir şey. Bizim gibi ülkelerde bilginin değeri çok fazla olmaz. Onun süreç itibariyle nasıl oluştuğu, nasıl edinildiği önemli değildir. Sanki öyle bir durum var yani. Bilgi ne kadar kıymetli
Yani oysa tabii ki yani üniversitenin inşaatını yapmak değil, orada içeride ders anlatacak hocayı bulmak çok daha önemli. Çok daha önemlidir. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu tecrübeleri yaşayıp birinin anlatması ve bunların paylaşılması bence çok gereksinim günümüzde. Çok cazip gelen şeyler var. İnsanların akılları karışmış durumda. Sektörde bu bilgilendirmeleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani programınız ve bu programın yayınlanacağı TV'leri ben izliyorum. Bunların ülke hayvancılığının dönüşümünde son derece önemli katkıları var. Gerçekten kanalımızda bu konuda son derece hassas davranıyor. Yani üreticisinin arkasında özellikle zaten mutluyum böyle bir kanalla çalıştığıma ben de. Ben de kendilerine beni burada ağırladıkları için size de ayrıyeten çiftliğinizde ağırladığınız için teşekkür ederim. Ama şimdi sizden şunu merak ediyorum. Yani bu bir hikaye. Sizin hayatınız benim için bir hikaye. Bu serüvende yaşadığınız finansal zorlukların yanında bir şekilde bir yerlerden tekrar bu size sunuldu. Krediyi kullanabildiniz. Ve ondan sonraki aşamanız ithal hayvan mı oldu? Ondan evet. Sonraki hikayeyi böyle hani bana peyderpeyle anlatırsanız. Tabii. Yani ben ithal bir hayvan getirdim. İthalat süreci başlı başına bir şey. Yani her biri birer. Aynen yani her ithalatçının eminim bir böyle enteresan hikayeleri vardır. Benim de var. Hayır, fakat asıl önemli olan şey ithalattan sonra yaşananlardır. Bana hemen her şey, belki mesleki deformasyon bu, yani insan öyle düşünmeye başlıyor. Her şey parayla alakalı ya da finansla alakalı olarak geliyor. Çünkü bu işi öğreniyorsunuz netice itibariyle. Her öğrenen gibi hata yapacaksınız. Her öğrenen gibi yaptığınız hatanın bir bedeli olacak. Önemli olan yaptığınız işin o bedeli kapatabilmesi. Evet, evet. Yani. Siz bunu sağlayacak ortamda bulunur musunuz? Zaten ne sektörü büyütmeye kalkın ülkecek. Otursun da herkes kendi yerine işini bilen yapsın. Bazı arkadaşların söylediği gibi çiftçiler çiftçiliğini yapsın. Doktorlar doktorlarını yapsın. Herkes olduğu yerde kalsın. Çiftçi çocukları doktor olmaya, avukat olmaya kalkmasın. Avukatlar, doktorlar da çiftçi olmaya kalkmasın falan, böyle yaşayıp gidelim. Ama durum, hayatın realitesi bu değil. Yani bir şey yok yani, böyle bir kısıtlama getirir miyiz insanoğlu için? Kesinlikle yani. Sadece ben söylenenin diğer ayna tarafını da burada nakletmiş olayım dedim. Çünkü duyuyoruz. Netice itibariyle ben şunu fark ettim ki, ben içeride neler yaparsam yapayım, hatta merak edip embriyo transferine falan kalkışırsam bile sonuç itibariyle sütümü satmaya kalktığımda böyle bir ortamda süt satacağım. Yem almaya kalktığımda böyle bir ortamda yem almaya kalkacağım. Ve bu kaliteye ulaştırırken maliyetlere baktığınızda ya diyorsunuz, bu benim çiftliğin kapısının içindekilerle değil, aslında dışarıda olanlarla da son derece ilintili mevzu. Bu anlamda ben de yaklaşık 2 yıldan bu yana sosyal medya üzerinde bir grubun aktif katılımcısıyım. Orada Et ve Süt Üreticiliği Platformu'nun katılımcısıyım. Orada rakamlara aşinalığım ve düşkünlüğüm dolayısıyla, eğitim itibariyle iktisatçı olmam dolayısıyla kaynaklara erişip onları anlamaya çalışıyorum ve yorumlamaya çalışıyorum. Bu açıdan bakıldığında da çıkıp dış dünyadaki gelişmelere bakıp onları etkileyebilecek şeyler yapmak lazım. Çünkü bakış açılarını genişletmek lazım. Evet, yani dışarıda bizim adımıza karar veren, sağ olsun, bakanlık var. Siyasetin kendisindeki bir takım aktörler var. Büyük bir yapı var. Son derece gelişmiş yem sanayi var. Ben bu işe girerken aldığım eğitim sırasında bir danışmanlık yapan profesöre sormuştum, Uludağ Üniversitesi'nden. Şu anda ismi aklımda değil. O zaman demişti ki 350 tane kadar Türkiye'de yem fabrikası var. Geçenlerde bir başkası 750 idi ama onlar kapandı falan diyor. Demek ki 750 fabrikayı büyütecek bir 10 yıllık bir süreç yaşamışız. Bu açıdan bakıldığı zaman sektörün lideri diye bilinen firma
Şu anda yapılmakta olan Güneydoğu'daki yatırımıyla beraber bir tane de yurt dışında var. 5 fabrikaya çıkmış durumda bir fabrikadan. Bunlar da ciddi büyümeler. Hayvan rakamında da bir takım gelişmeler var. Her ne kadar eleştirilerim onların doğruluğuna olsa da, onlar da gerçi biliyorlar, çok kabul etmeseler de, özellikle bir sürü alanda da rakamların karar almamıza destek olacak, dayanak olacak, mesnet olacak rakamların doğruluğundan ciddi anlamda şüpheliyim. Bu karar alıcıların da bu anlamda bu konuyu ciddi düşünmeleri lazım. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Nebze öteye gideyim. Bakanlığın PR halkla ilişkiler uzmanından ziyade bir iktisatçı istihdam etmesine. Ama öyle bir yani yardımcısı olduğunu biliyoruz. Yani bakanlıkta bunları fizibilite eden iktisatçılarının olduğunu, hatta bunun da zaman zaman konuşmalarını da yaptığımızı da çok iyi biliyorum ben. Orada matematik alanında olmaması gerektiğini savunanlar da vardı. Yani şimdi biz her üreticiye ait bir şekilde hareket edebilirse bakanlık, bu da bir yanlış olur. Dediğiniz doğru ama yani ben bu bakanlıkta ben açıkçası yani kişisel olarak söyleyeyim, aklı yaptıklarında göremedim. Yani iktisadi aklı yaptıklarında zaman zaman göremiyorum. Bir örnek vermemi istiyorlarsa, örnek olsun. Daha Ekim'in sonunda açıklandı, 2019'un, yani onay geçtikten sonra açıklandı, 2019'un desteklemeleri. İktisadi olarak destekleme denilen şey fiyata müdahaledir. Evet. Yani fiyata bir müdahale yaparsınız siz, hükümet olarak bunu. Pek çok ülkede pek çok örneği var. Fiyatı değiştirirsiniz. Ama 10 ay geçtikten sonra fiyatı değiştirmenin ve geçmişe dönük değiştirmenin etkisi ya yoktur ya olumsuzdur. Dolayısıyla birilerinin bunu farklı şekilde anlatıp veya farklı şekilde yapılması lazım. Bu fiyata yaptığınız müdahaleyi, harcadığınız paranın doğru kullanılmaması demektir. Kaynağın doğru kullanılmaması demektir. Bizim gibi para bulmakta, yani büyümesi için finansman bulmakta zorlanan, bunun için dış borca dayanan ve kendisinden ciddi anlamda teknolojik üretim çıkartamayan bir ülkenin bu harcama sırasında en azından bu kaynağın nasıl harcandığına bakması lazım. Biz böyle cep telefonu icat eden bir ülkede değiliz. Ne de bunu yapan bir ülkeyiz. Ya da bunun arkasındaki bütün bir takım süreçlere destek verebiliyoruz. Onu yapamıyorsak madem, parayı harcarken nasıl harcadığımıza çok dikkat etmemiz lazım. Evet, doğru. Yani işte bu sektörde de şu anda söylemek istiyorum. Hani doktorun mühendisi dediğimiz zaman böyle bilinçli bir üreticiye de sahip olmuş oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani neyin nereye gittiğini çok iyi fizibilite eden üreticilerle karşı karşıyalar artık. Yani bu yüzden de bunları söylediğimiz zaman duyulduğunda ne demek istediğimizi net bir şekilde anlayacaklardır yani. Ben yani bakanlıktaki arkadaşlarla yakın bir dönemde bu bahsettiğim platformun bir çabası olarak ve buna ön ayak olan Süt Birliği Merkez Yönetimi Başkanı Tevfik Bey'in ön ayaklığı olmasıyla bir toplantıya katıldım 22 Ekim'de. Orada gördük kendileri bir şeylerin farkında olan, sahadan gelen bürokratlar, yöneticiler, değerli insanlar, şüphesi yok bu konuda. Ama sonuç itibariyle kötü bir dönemden geçiyoruz ve maalesef o kadar da iyi yönetilemiyoruz. Her bir birimimizden bahsederek söylüyorum. Bunun sonuçları önümüzdeki dönemlerde gözükecektir diye düşünüyorum. Ki gözükmeye başladı. Bugünlerde az da olsa bir sütte bir kıpraşma var. Az da olsa ette bir kıpraşma var. Ama asıl sorun tabii genel ekonominin tüketici alım gücünde yaşamış olduğu düşüklük. Bunun sonuçları hepimizi üzen, etkileyen bir durum. Hepimiz biliyoruz, sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Şu anda evet, sektörümüzün içerisinde dediğiniz gibi sütte artış, ette artış gözükmekte. İthalatın durdurulması çok büyük avantaj oldu. İşte buza alımlarında hareket ufak ufak başladı. Peki diyebilir miyiz biz önümüzdeki dönemlerde bu işte birazcık refaha kavuşacağız? Valla bunu böyle kendiliğinden olacak bir şekilde olarak düşünmek yanlış olur. Üreticinin içine düştüğü durumun farkında olup bunun düzenlemesi için gerekli yerlerle temas etmesi lazım.
maalesef ki bu açıdan baktığımızda mevcut birlik yasayla yönetmelikle kurulmuş ıslah bazlı birlikler bu işlevi yerine getiremiyorlar. Bunun sivil toplum örgütleri ya da sivil toplum inisiyatifleriyle ortaya çıkan gruplara ihtiyacımızın olduğu son derece net bir şekilde ortaya çıktı. Bu çok hoşa giden bir durum değil tabii yöneticiler için. Yani kontrol edemeyecekleri bir tepki, bir muhalefet, bir ses çıkarma, bir itiraz etme süreci ama bu süreçte bütün üreticilerin katılması lazım ki önümüzdeki dönemde bütün o alınacak tedbirleri yönlendirebilsinler, kendileri açısından olumlu şekle çevirebilsinler. Şu anda inek sayımızın azalmasıyla beraber yaşadıklarımızı kendi avantajımıza çevirmemiz lazım. Ama şu ana kadar tüm kurulan altyapı, kurumsal yapı, üreticiyi tabiri caizse hasat etme. Yani çiftliklerden çıkan malı, sütü, eti hasat etme gibi bir yaklaşım içerisinde. Oysa burada bir kan var, can var, emek var, alın teri, hatta gözyaşı var. Gözyaşı var. Bunun çiftçinin de artık bir seçmen olduğunu unutmamak gerekiyor. Sayıları gittikçe azalan da olsa, istatistiklere yansıyan şekliyle kırsalda yaşayan çiftçilerin yaşları geçe kalmış bile olsa, yani 54 konuşuldu, 58 konuşuluyor bunlar ama önümüzdeki dönemde buralardan besleneceğiz, bu topraklardan, bu hayvanlardan besleneceğiz. Dolayısıyla beslenmeyimiz devam edeceği sürece bizim bu sektöre önem vermemiz lazım. Evet. İthalatla bir sorunu çözemezsiniz, geçici çözümler getirebilirsiniz. Fakat bu kadar stratejik öneme haiz olduğunu düşündüğümüz bir ülkede bu kadar çok ithalatla da bir yere gidebileceğimiz mümkün değil. Evet, şu anda asiller bana sesleniyorlar. Süremiz çok hızlı geçti. Ben sizinle nasıl bu süreci çabuk doldurduğumuzu inanın düşünemiyorum. Yani bak çok, hayır çok güzeldi. Çok akıcıydı. Yani ben bunun bitmesini istemiyorum. Sizinle mutlaka bir program daha yapacağım bile. İnşallah. Güven Bey. Ne zaman arzu edersiniz? Çünkü gerçekten her sektöre farklı farklı dallarla baktığınızı çok iyi biliyorum. O yüzden tekrar bir programda sizinle görüşeceğiz. Evet, Çiftçi TV izleyicileri, bugün dediğimiz gibi gündemimiz şu anda çiftçinin yaşadığı durum söz konusuydu. Değerli arkadaşımız Güven Akbaş'tı, bize kendisi anlatmaya çalıştı. Umarım keyifli bir program olmuştur. İyi günler, hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.